Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 2014 güz dönem sonu sınav soruları ve cevapları. İtminanun maslarının babı aşağıdakilerden hangisidir? Yani itminanun hangi kelimeyle uyumludur esasen? Biraz yakınlaştırarak bakalım. İlk başta iştiali görmekteyiz. İftial olabilmesi için yani iftial babında hangi harfler zaittir? Kelimenin aslından değildir, sonradan eklenmiştir. Kullandığım üç kavram da aynı şeyi ifade etmekte. Baştaki hemze sonradan eklenmiş ve F'den sonra gelen T de sonradan eklenmiş. Yani kelimenin aslından değildir. Bu ne demek? Kelimede bir hemze bir de T'yi görmen lazım. Hemze var, T var mı? T yok. Öyleyse bu baptan değildir. İf'ilalun. İf'ilal. Yani her biri bu şekilde incelenebilir. Tabi cevap de, cevap neden de bir de o var derseniz cevap yani if'illal babından olduğunu nereden anlayabileceğimizi ifade edelim. Evvela kitapta birebir bu işlenmişti. If'alelle yef'alillu if'illal olarak geçmişti. Sayfası kaç buranın? 17, sayfa 17. Dileyenler 17. sayfayı açarak burayı görebilir. Fa'lele kelimenin aslı. Diyor ki bu kelimenin baş tarafına bir hemze. Zayet ne var yani? Başa bir hemze getireceğiz. Bir de ikinci lam cinsinden bir harf. Bam'ene. Bam'ene kelimesini ele alıyoruz. Bam'ene kelimesi ne eklenecekti? Bir hemze baş tarafı. Baş tarafı hemze ekledik. Bir de ne var? İkinci lam cinsinden bir harf. İkinci lam hangisi olan? Değil mi o var? Evvela bu kelime en baştan alıyorum. Bu kelime rubai mücerrettir. Rubai mücerret ne demek? Aslı 4 harflidir. Yalın hali 4 harfli. Ek harf almamış hali 4 harften oluşmaktadır. Görüldüğü üzere gerçekten de 4 harftir. Pekala. Faal fiili, aynel fiili, lamel fiili. Bunların ifade edilmesi gerekir. Faal fiili burada en baştaki harf olur. Aynel fiili mim olur. Lamel fiili buradaki hemze olur. Peki nun ne olur? Nun da ikinci lamel fiili olur. Kelimenin orijinal hali bu. Dört harfli olduğu için dört harfli kelimelerde, fiillerde iki tane lamel fiili olur. Bir tane faal fiili ki o en sağda olur. Aynel fiili ki faal fiilinden hemen sonuna gelir. O mim oldu. Mimden sonra lamel fiili geliyor ama birinci lamel fiili. Nun ikinci lamel fiili oluyor. Kelime nasıl dört harfli olduğu için bu şekilde isimlendirilmiş. Kelime nasıl üç harfli olsaydı, ketebe, harace, fetaha gibi, o zaman hepsinden faal fiili, aynel fiili, lamel fiili, her birinden birer tane olur. Esasen bunları işlediğimi hatırlıyorum. Yani bablarla alakalı üç tane video çekmiştim ben. Onları izlediyseniz az çok dediklerimi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi ne diyor? Bu kelimeye baş tarafına bir hemze ekleyeceğiz. Ekledik. Ne oldu? İtme'ene oldu. İtme'ene. Hemzeyi buraya ekliyoruz. Hemze esreli olacak yani. Bu durumda ne olacak? T'daki fetha ile mimdeki sükun yer değiştiriyor. Yani sükun T'ya geliyor. İtme mimde sükun vardı. T'nın fethası da oraya geldi. İtme oldu. İtme'ene. Şu an hemze ekledik. İtme'ene oldu. Sonra ne demiş ama? İkinci lame cinsinden bir harf. İkinci lame fiil hangisi? Nun. İkinci lame fiilinden nasıl bir harf eklersin? Şeddek olarak eklersin. Bu yüzden itme enne olmuştur. İtme enne yetme innu itminanın şeklini alır. Tabi yine de çok kolay bir soru olduğunu iddia etmiyoruz. Farz edelim ki bunu yapamadınız. 2. Cümlesinin Türkçe doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birlikte bakıyoruz. İndaragal ernep. İndaraga fiil, elerne bu fail olur. İndaragal ernep bu yandı. Tavşan koşmaya başladı. Hatta ta ki vesale vardı. Nereye? Eşşecerete, ağaca. Ağaca vardı. Öyle ağaç ki sıfat geliyor. El müttefaka. İttifak edilmiş. Üzerine ittifak edilmiş. İttifak etmek, anlaşmak, uyum sağlamak manasına geliyor. Aleyha üzerine. Neyin üzeri? Ha nereye gider? Ha'dan kasıt ne? Eşşecere yani ağaç olur. Niye ha da hu değil? Çünkü ha müennes zamiridir. Eşşecerete de müennes uyum sağlaması gerekir.
Sıfat mevsuf konusu Arapça 1'in 10. ünitesinde işlenmişti daha önceden. Şimdi tekrar soru üzerine dönelim. Tavşan koşmaya başladı. Doğru. İndaragalarına bu yardım. Tavşan koşmaya başladı aynen. Tavşan koşarak gitti. Gitti manasını nereden çıkardın diye sorulur. Yani burada ca-e diye bir kelime yok. Tavşan üzerinde anlaşılan ağaca ulaşmak için koşarak gitti. Tavşan bulunduğu yerden koşarak hareket etti. O kadar kelime yok orada bir kere. Dolayısıyla onlar yanlış olurlar. Bunun dışında bakalım. Yani şunu anladık ki şurası doğru olmakta. Sonunda üzerinde anlaşılan ağacın yanında durdu. Durdu manasına gelen bir fiil yok. Sadece vesale fiil var. Ulaştı. Gerisi fiil değil. Bunu fark edebiliyorsunuz. Eşcezer eliflamlı olduğundan isimdir. Durdu ise nedir? Fiildir. Olmaz. Bunun dışında B'ye geliyoruz. Ulaştı diye bir fiil kullanmış. Tabi vesale nedir? Vesale ulaştı demektir. Vesale yesilu. Yevsilu değildir mesela. Yesiludur. Başka zaten fiil yok burada. Dolayısıyla ne olmalıdır? B olmalıdır. B'yi nasıl buluruz? Tamamıyla mana ile bulundu arkadaşlar. Yani indalagal bu yardığının manasını bilmek ve vasalenin manasını bilmek ile alakalı bir soruydu. Başka bir şeyle alakalı değildi. İndalagal erne bu yani biliyorsanız bir de vasaleyi biliyorsanız bu soruyu çözersiniz. Yoksa biraz zorlanabilirsiniz. 3. Bu cümle diyor haberi isim cümlesi olan bir isim cümlesi şeklinde kurulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Yani bir tane mübteda olacak. Onun haberi cümle olarak gelecek. Ama isim cümlesi olacak. Başka ne olabilirdi? Fiil cümlesi olabilirdi. Başka şibih cümle olabilirdi. Üç farklı yani hem isim cümlesi hem fiil cümlesi hem şibih cümle olarak bunlardan biri olarak gelebilirdi. Burada isim cümlesi istenmiştir. İsim cümlesi olmasını istemişler. Bu ne demek? Onun haberi aynı zamanda mübteda ve haberden müteşekkil olmalı. Kastedilen bu haberi mübteda ve haber içermelidir. El mahallu mahal nedir? Ebvabuhu onun kapıları muğlakatun. Muğlaktır. Şimdi el mahallu mübteda. Ebvabuhu mübtedadır yine. İkinci mübteda. Haber nerede? Muğlakatun ya da muallakatun. Biraz uzaktan görmekteyim. Sizde sorular vardır belki. Daha net görüyorsunuzdur. Şimdi burada el mahallü birinci mübteda, ebvabuhu ikinci mübteda, mulagatun haber. Neyin haberi? Ebvabu kelimesinin haberi. Peki mahal kelimesinin haberi nerede? Onun haberi ebvabuhu mulagatun isim cümlesi olarak el mahal kelimesinin haberidir. İsim cümlesidir çünkü mübteda ve haberden oluşmaktadır. Uyum var mıdır kendisinde? Vardır. Mesela ebvab kelimesi kapılar manasına gelir. Cemi mükesserdir. Kırık çoğul dediğimiz kalıp. Babun bir kapı, baban iki kapı, ebvabun kapılar çoğuldur. Çoğuldur peki bu çoğulun ne diyelim aklı var mı? Yani kapılarda akıl var mıdır? Kapılarda akıl yoktur. Kapılar insan değil, cin değil. Kapılar cansız varlık dolayısıyla aklı yoktur. Ne demiştik? Daha önceden geçmişti bu. Gayr akıl cemiler yani akılsız varlıkların cemileri yani çoğulları müfret müennes hükmündedir. Yani müfret müennes kabul edilir divrigisyonunda. Bu yüzden evvabu kelimesinin haberi gördüğünüz üzere müfret ve müennes gelmiştir. Cemi değildir. Oysa evvab müptedası cemidir ama haberi müfrettir. Aynı zamanda müennestir kapalı tayı görmektesiniz. Yani uyum var. Bu doğru bir yazılış. El mahallu mübteda. Ebvabuhu onun kapısı ikinci mübteda olur. Mulagun haberdir demek isterdik ama yazım hatası var. Hata ne? Mulagun olmaz. Mulagatun olmalı. Müennes yazılmalı. Sonunda şurada olduğu gibi bir T eklenmeliydi. Eklenirse tabii üstte alt aynı yazıldığından A şıkkı da aynı, B şıkkı da aynı diye hata olurdu. Yani buradaki problem nedir? B şıkkındaki muğlak kelimesinde kapalı T olmadığından yanlış bir şıktır. Niye T olmalı? Çünkü ebvabuhu kelimesi yani muğlakın müptedası cemi ve gayri akıldır.
Cemi ve gayri akıl olan kelimeler müfret, müennes hükmündedir. Bu yüzden bu kelime yani haber, müfret ve müennes gelmeliydi. Müfret gelmiş ama müennes özelliği yok. Dolayısıyla hata vardır. C şıkkı el-mahallü mübteda. Ebvabu ha demiş bir kere. Ha zamiri burada kullanılmaz. Neden kullanılmaz? Dikkat ettiyseniz daha önceki kelimelerde yani şıklarda A, B şıkkı ebvabu hu yani hu zamiri kullanıldı. C'de ise ha zamiri kullanıldı. Arada ne fark var? Hu ha ne fark eder? Ha müennes zamirdir. Dolayısıyla el mahal kelimesinin müennes olması gerekir. Ama müennes midir? Değildir. Öyleyse müennes zamiri kullanılması bu da nedir? Hatadır. Mu'legatun yazılışında bir hata söz konusu değildir. El mahallu mübteda dedik. El ebvabu ikinci mübteda diyemedik ama. Neden? El mahallu ebvabu olduğu zaman esasen ebvab kelimesi ne olur? Sıfat olur. Sıfat mensup ilişkisi doğar. Çünkü görüldüğü üzere el mahal elif lamlıdır yani marife. El ebvab da elif lamlıdır yani marifedir. Bunun dışında her ikisi de nedir? Yazılış itibariyle her ikisi de müzekkerdir. Her ne kadar bu kelime müfret müennes hükmünde olsa da. Her ikisi de müzekkerdir. Her ikisi de merfudur. Yani pek çok yönden tuttuğu için sıfat mensup ilişkisi vardır. El mahallül ebvabuhu. Yani burada zamir kullanılmış yine. Yine aynı hata var arkadaşlar. Elif lam, elif lam yazılış hataları vardır. Doğru şık A olmaktadır. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Cümlesinde yer alan aşağıdaki kelimelerden hangisi haber görevindedir? Yani bu kolay bir sorudur. Ebu Sa'id'in, Sa'id'in babası, Ebu baba demek. Sa'id'in babası nedir? Racülün bir adamdır. Haber olmakta racül kelimesi. Burada da Ebu müpteda olur. Racül haber olur. Ebu hem müpteda hem muzaftır. Sa'id'in muzaf ilektir. Racül haber olmaktadır. Esasen bu az önce geçtiğimiz müpteda haberlerde de muzaf, muzafın ileh ilişkisi söz konusuydu. Hemen onlara da bakalım. Mesela A şıkkında ne var? Ebvabuhu diye yazıyor. Sadece ebvabu mübteda. Ebvabu mübteda. Ebvabu mübtedadır. Hu mübtedaya dahil değildir. Mübteda tek kelime burada. Şimdi ne oldu? Dördü çözdük. Dört çok kolay bir soruydu. Racul'ün haber olmaktadır. Ebu Said. Said'in babası. Nedir? Kimdir? Bilgi istiyoruz. Racul'ün adamdır. Haber geldi, bilgi geldi. Dolayısıyla racül haber olur. Başka bir şey olabilir miydi? Fil akdi değildir. Er-rabi'i minel umri bunlar değildir. Haber ne olmalı? Merfu olmalıdır. Racülün. 5. Garatul kutube. Garaeti il tu onun faili olmakta. Yakınlaştıralım yine. Garafil tu onun faili olmakta. El kutub mef'ulün bih olmaktadır. El kutub nasıl bir kelime? Şimdi buradaki soru yani zor mu diye yani derecelendirmek gerekirse yani zordu kolay diye derecelendirmek gerekirse çok kolay bir sorudur. Kütüp kelimesiyle alakalı bilginiz olmalı. Bir de burada hep ne var? İsim mevsuller var. İsim mevsullerle alakalı biraz bilginiz olmalı. Ki çok derin bir bilgi istenmemiş yani. El kütüp hakkında ne biliyoruz? Düşünelim. Kitabun, kitabani kütüp. Cemi mükesserdir. Cemi mükesser ama akıllı varlık mı, akılsız varlık mı? Gayrı akıl yani akılsızdır. Kitaplarda akıl yoktur. Dolayısıyla gayrı akıl olduğuna göre ne hükmünde olmalı? Müfret, müennes hükmünde olmalı. Öyleyse noktalı yerlere müfret, müennes bir isim mevsul istenmektedir. Hangisi müfret, müennes ise cevap olur. Kolay bir soruydu. Müfret, müennes olan C şıkkıdır. Elleti, ellezi müzekkerdir. Ellezi ne de müzekker ve cemil aynı zamanda. Ellati cemi, ellezeyni ne olur? Tesniye olur. Müfret müennes olarak C şıkkı var. Çok kolay bir soruydu arkadaşlar. Noktalı sorularda daima noktanın sağından veya solundan yararlanmaya bakmalıyız. Ya sağdan yararlanın, mümkün değilse soldan yararlanın. Bu şekilde bu sorular çözülür. Burada sağ taraf işimizi gördü. El kütüb kelimesi cemi mükesserdir. Yani cemidir, çoğuldur. Akılsız bir varlıktır. Akılsız varlıkların çoğulu müfret müennes hükmündedir diye biraz önce yine söylemiştik, tekrar ettik.
Az önce bir soruda daha geçmişti bu tarz bilgi gerekiyordu. Şimdi bakıyoruz. Cümlesindeki boşluğu aşağıdaki ez ve fiillerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Ne demiş? Fiiller mi dedi? Evet, fiiller dedi arkadaşlar. Fiil arıyoruz. Hepsi fiil. Buraya fiil koyulacaksa o zaman sağdan yararlanabilir miyiz sağ taraftan? Olmaz. Bir şey yok ki yararlanalım. Öyleyse sol taraftan faydalanmak gerekiyor. Es-sa-i-ha-tu nedir? Faildir. Öge olarak fail tabii. Fiilden sonra fail gelir. Peki faildir. Nasıl bir fail? Cemi. Nasıl bir cemi? Cemi müennes salim. Açık T. Sağında dik elif var. Cemi müennes salimdir. Tabii cemin hangi kısmı olduğu önemli değil de yine de ne tür cemi olduğunu bilmenizi istedim. Buradaki nokta şu. Bu kelime cemi ve müennestir. Bunu bilmemiz yeterli soru çözmek için. Cemi ve müennes. Cemi ve müennes. Evet, olay şu ki fail cemi de olsa, müfret de olsa, tesniye de olsa fark etmez. Fiiline gelir, müfret gelir. Yani mesela zürne olmaz, zürne cemidir. Zaru yazıyor görebildiğim kadarıyla yanlış görmüyorsam. Bu da olmaz. Bu durumda ne olur? Zürne olabilir mesela. Zara ziyaret etti olsa, zürna biz ziyaret ettik olurdu. Olur mu? Yine olmaz. Çünkü na faildir. Olmaz. Başka önden de olmaz da şu anda sadece buna değiniyorum. Birazdan asıl noktayı söyleyeceğim. Cevap E tabii. Neden? Zarat. Zarat nedir? Müfrettir, müennestir. Müfrettir ve müennestir. Müennes olduğunu nereden anladım? Cezimli T'den anladım. Zarat ne gibi? Ketebet. Yani ketebe, ketebe, ketebu, ketebet. Nesara, nesara, nesaru, nesarat. Feteha, feteha, fetehu, fetehat. Müfret müennes kalıbı bu. Gaibe sıgası. Evvelen ne dedik? Dedik ki fail cemi de olsa, tesniye de olsa, müfret de olsa fiil ne olur? Fiil müfret olur. Peki fail burada ne? Müennes. Öyleyse fiili de ne yapmalıyız? Müennes yapmalıyız. Yani aranan kelime müfret müennesti. Neden müfret? Çünkü failin ne olduğu önemli değil. Fiil daima müfret olur. Fail fiili bu şekilde. Peki müennes müzekker mi olacak? Faile bağlı. Fail müzekker olsaydı fiili de müzekker seçmemiz gerekirdi. Ama fail müennes. Bu yüzden fiili müennes seçtik. 7. 7 gördüğüm kadarıyla en kolay soru 7'ymiş. Semma yine bir fiil. Mazi fiil. Semma isimlendirdi. İsim verdi. Fiil. Kim isim verdi? El-veledü çocuk. Kime isim verdi? El-velede çocuğa, başka bir çocuğa. Ne ismini verdi? Salihen, Salih ismini verdi. Semma fiil. El-valid. Valid yazıyorum. Ben yanlış okudum. Validmiş. Baba yani. Valid. Baba isim koydu. El-velede çocuğa, kendi çocuğuna diyelim. Ne ismini koydu çocuğa? Salihen, Salih ismini koydu. Ama bunun manasını bilmeye hiç gerek yok. Manayla hiç uğraşmaya gerek yok. Semma fiil. Bunun, yani isim değil de fiil olduğunu bilmeniz yeterli diyebilirim. Bu fiil mi, isim mi? Bunu çözmeniz yeterliydi. İsim midir, fiil midir? Çözmek zor muydu? Değildi. İsim ile fiili artık Arapça 3 öğrencileri olarak isim ile fiili ayırt edebiliyor olmanız gerekiyor. Bununla ilgili bir probleminiz varsa da ne yapmanız gerekir? Sanırım Arapça 1'in birinci ünitesinde isim fiil ayrımı işlenmiştir. Biz de o üniteyi çektik. Yani bayağı üzerinde örnekler yaparak gittik. İşinize yarayacağını düşünüyoruz. Semma fiil, el valid faildir. Çok kolay bir soruydu. Dolayısıyla E şıkkı. Fail olduğundan dolayı nedir? Merfudur. Nasıl merfu alameti ne? Zamme yani ötredir. Elvele de mensuptur. Mensupluk alameti fethadır. Niye? Çünkü mef'uldür. O yüzden mensup. Salihen de mensup görüyorsunuz. Fetha almış. Niye mensup? Bu da mef'uldür. Neden o? Çok önemlidir yani. Kelimelerin son harfi yani irab harfi veya irab harekesi diyelim. İrab durumu neden fetha olduğu, neden esir olduğu, neden ötürü olduğu bunlar çok önemlidir. Sayfayı en son 7'yi çözmüştük. 8.
Cümlesinde yer alan altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Red kelimesi reddetmek Türkçede de kullanılan bir kelime esasen. Öyleyse reddetmenin zıttı aranmalıdır. Bu da neyle alakalı? Manayla alakalı bir soru. Yani kelime ezberlediyseniz veya bir çağrışım yaptıysa çözebilirsiniz. Yoksa bir ne diyelim bir gramer bilgisi filan içermemekte. Ezber yaptıysanız çözersiniz. Yapmadıysanız çözemezsiniz. Cevabı rağbettir. Üzerinde fazla anlatılacak bir şey yok. Tamamıyla çalışmayla alakalı. Hemen sağ tarafa 11'e geçelim. Müslümanın bütün musibetlere karşı güzelce sabretmesi gerekir. Cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden kere A şıkkı olabilir mi? Asla olmaz. Başında la var. Olumsuzluk harfi var. Dolayısıyla kesinlikle olamayacaktır. A şıkkını bu sebepten ötürü direkt eliyoruz arkadaşlar. Sıra geldi B şıkkına. Yecibu gerekir. Gerekir'i bulduk. Vecebe yecibu. Yevcibu değil de yecibu. Niye acaba? Fetha ile ester arasında vav olduğu zaman hasfedilir. Kural bu. Yecibu gerekir. Kime? Alel Müslümi Müslümana. Ne gerekir? En yasbira sabretmesi gerekir. En emaslariyle. Ne üzerine sabretmesi gerekir? Alel mezaibi. Yanlış okumadıysam. Ya da mesaibi. Musibetlere karşı sabretmesi gerekir. Öyle sabır ki sabran cemilen güzel sabır. Sabran bir sabır. Öyle sabır ki cemilen güzel. Sıfat mensup. Mana oldukça yakındı. Sadece bütün manasına gelen bir kelime B şıkkında yoktu. Dolayısıyla tercüme ile uyuşmadı. Tek problem o. C şıkkı yecibi gerekir. Alel Müslüman üzerine gerekirine en yas biraz sabretmesi. Ala kullül mesaibi. Tüm musibetlere karşı sabretmesi gerekir. Sabra sabretmekle. Güzel manası geçmedi bu sefer. Güzelce diye bir şey geçmedi. D şıkkı. Yecibu gerekir. Alel Müslümana en yas biraz sabretmesi. Ala kullül mesaibi. Tüm musibetlere karşı sabretmesi gerekir ama yine güzelce kelimesi geçmedi. Yine olmadı yani. E şıkkına geldiğimizde yecibu gerekir. Alel Müslüman üzerine ne gerekir? En yasra sabretmesi gerekir. Alel kullerime sahibi. Tüm musibetlere karşı sabretmesi gerekir. Nasıl ama? Sabran cemilen. Güzel bir şekilde. Kül bütün cemil güzel manasına gelerek E şıkkı burada doğru olmaktadır. Bakalım sonra 9'a geçelim. 12 Yesumu, Same Yesumu cümlesinin altı çizili kelime cümlenin hangi ögesidir? Yesumu el Müslimune Müslümanlar oruç tutuyor. Niye? Daaten itaat olsun diye. Kime? Li Rabbim Rablerine. Daaten kelimesi burada arkadaşlar sebep bildirdi mi? Niye oruç tutuyorlar? Sebep bildirdi mi? Zaten itaat olsun diye. Rablerine itaat etmek için. Sebep bildiriyor yani. Dolayısıyla zaten sebep bildirdiğinde ne olur? Mef'ulun li ecli olur. Mef'ulü bih sarih ile alakası yok. Mef'ulün ma'ah zaten ilgisi yok. Mef'ulü birlikte manasında. Mutlak değil, temyiz hiç değil. Yani değiller de zaten değildi. Soru 9'a bakıyoruz. Sanırım bir soru atlamadım burada. Evet. Soru 9. Cümlesinde boşluğa en uygun kelime hangisi olur denilmiş. Taharrakatü seyyaratu taharrake fiil olur. Es-seyyaratu fail olur. Ne lazım? Mef'ul lazım. Yani mensup bir kelime lazım. Baktığımızda her biri mensup. Öyleyse iş neye kaldı? Tamamıyla manaya kaldı. Mana yönden hangi kelime uyuyorsa doğru şık odur ki o da C şık olmaktadır. Tamamıyla mana ile alakalı. Anlatılması gereken şu kuraldan dolayı şöyleydi, bu kural böyleydi diye bir şey söz konusu değil burada. Soru 13. Car kelimesinin çoğulu hangisidir? Tabi bu da nedir? Çoğulsu olduğuna göre yani müfret cemi ile bağlantılı bir soru. Çözebilmek için ne gerekmektedir? Ezber yapmış olmak gerekir. Başka bir türlü bunu çözeceği yoktu. O da nedir? Ciranun gelir. B şıkkı.
Ciranun. Ya ezber yapılmış olmalı ya da yani çok Arapça ibare okuduğunuz için kelimeyi daha önceden görmüş olmanız gerekir. Mesela ben ezber yapmadım ama ciran kelimesini yani yıllarca gördük zaten. O yüzden aklımızdaydı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde meful mutlak ögesi vardır? Meful mutlak nasıl olurdu? Fiilin kökünden bir mastar aranmakta. Ama ya birebir aynı fiilin kökü olacak ya da aynı manayı ifade etse de farklı harflerden de olabilir. Yani fiilin manasını taşıyan bir mastar veya birebir aynı fiilin mastarı aranmaktadır. Mesela D şıkkına baktığımız zaman görüldüğü üzere ilk kelime yani fiil ile gital daha sonra gelen kelime aynı kökten gelmek. Nedir o? Gatele, yektul, gatlun, katilin, gital. Dolayısıyla yani çözmek zor muydu? Bu zor değildi esasen. İlk kelimeye bakıyorum. Kaf var, T var, L var. Kaf var, T var, L var. Aynı harflerden oluşmuşlar. Görüyorsunuz. Yani meful'ü mutlak en kolay bulmanın yönü, yolu, yordamı diyelim budur. Aynı harflerden oluşan iki tane kelimeyi bulabilmek. Oysa E şıkkında öyle bir kelime yok. C'de yok, B'de yok, A'da yok. Hiç okumadım bunları ama yoktur yani. Ben bakmadım, siz inceleyin yoktur. 14. Ne diyor? Yer alan altı çizili kelimenin tekili aşağıdakilerden hangisidir? Tabii yine bu da bir ezber sorusu. O da ne olmaktadır? B şıkkı. Nahiye. 15. soru. Altı çizili kelimeden bahsedilmiş yine. Yukarıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir ezber sorusu. Cevabı E şıkkı olmakta. Bu da ezber sorusu olduğundan, şundan dolayı şöyleydi, kural buydu gibi bir şey diyemiyoruz. 18. soru. En uygun şekilde tamamlamak için boşluğa hangi kelime getirilmelidir? Şimdi burada zaten görüldüğü üzere en uygunun altı çizilmiş. Yani gramer açısından uysa da en uygunluk yönü aranmakta. Nitekim gramer açısından her biri uymaktadır. Gramer olarak boştan ne aranmakta? Sağ tarafa baktım. Lagat yararlanabileceğimiz bir şey değil. Sol tarafa baktım. Yararlanabileceğimiz bir şey var ki daha önceden izah etmiş olduğum bir şey. Bu videoda izah ettim yani. O da ne? El-i'adatu nedir arkadaşlar? Cemidir ve müennestir. Öyleyse noktalı yere müennes bir kelime getirmeliyiz. Peki getirilecek kelime cemi olmalı mıydı? Değil. Ne demiştik? Fail cemi olsa da fiili müfret yapacağız. Fail tesni olsa da fiili müfret yapacağız. Fail müfret olsa da fiili yine müfret yaparız. Fiil her halükarda müfret olarak gelir. Bu durumda peki müennes mi gelir, müzekker mi gelir sorusu gündeme geldiği zaman failine bağlıdır. Esasen fail fiiline bağlıdır da noktalı yerde yani fiil yok, fiili getireceğiz. Fail ile alakalandırarak getiriyoruz. Fail ne? Müennes. Öyleyse fiil de müennes olmalıdır ki burada her biri o özellikleri taşıyor. İş kaldı ne? Manaya kaldı. Mana bakımından da belki birkaç tanesi uyabilir ama en uygununu istemiş. O da ne? Tegayyarat. Değişti. Başka başka oldu. Farklılaştı. Ne? El-adâtu ve tekâlidu. Adetler ve taklitler. Değişti. Kesiran çok değişti. Fil asr hazır, hazır olan şu asırda. Yani bu asırda adetler, taklitler çokça değişti. Dolayısıyla D şıkkı olmakta. Bu tarafı çözmüştük. Soru 16. 16. soru uygun harfi cerri kullanmayı tespit edebilmek ile alakalıdır. En uygun şekilde sorulmuş. Sakarya tev'udur. Sakarya uzaktır. İstanbul'dan dememiz gerekecek ki den dan manasına an harfi cerri gelmektedir. Ayrıca diyebiliriz ki tev'udu yani be'ude kelimesi ile an harfi cerri kullanılmaktadır. Hemen be'ude kelimesine girerek bunu tespit edebilmekteyiz. Az çok görebildiğinizi düşünüyorum. Belki şu an görüntü çok net değildir. Ama be'ude'yi gördüğünüzü düşünüyorum. Çok görüp göremediğinize emin değilim de. Be'ude
Yeb'udu uzak, ırak olmak. An diyor. An hatıcerri bir şeyden uzak durmak, mesafe bırakmak. An hatıcerri ile kullanılmaktadır. Dolayısıyla an olur. Zaten İstanbul'dan derken bu anı kullanmamız gerekirdi. Ala üzerine ile işte e kadar gibi veya min yine denden olurdu. An hatıcerrinin kelimeyle kullanıldığını biliyor olmanın burada çözümde alakası vardı. 19. soruya göz atalım. Aşağıdaki müfret cemi eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır? Bu da yine müfret cemi ezberi yapmış veya yapmamış olmanız ile alakalı bir soru. Üsretün, üserün, ebun, abaun, garibun, guraba denilmiş sanırım. Garip guraba Türkçe'de kullanılır mesela. O kullanılmış burada. Tabii hatalı olan şık da bu esnada. Huluk, ahlak, emrun, umurun. Aranan şık C şıkkı. Aşağıdaki atıf ilişkisi bulunan cümlelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Burada da tabii ki neyin neye atfedildiğini tespit edebilmenin son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani fiil mi fiil atfedilmiş, isim isme mi atfedilmiş, atfedilen şey ne, ney neye bağlanmış? Bunu bilmekte fayda var. Doğru şıkkın C olduğunu söyleyelim. Uktup yaz vacibeke ödevini. Uktup emri hazır, ente fail, vacip, vacibe kelimesinde kullanmakta. Ödevini yaz ey Ahmet ve sonra da dersini ezberle. 20. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal ile sahibul hal arasındaki ilişki diğerlerinden farklıdır? Burada da bakıyoruz A şıkkı. Haracna ene ve Ahmedu minel mer'abi fi gazabim. Öfkeli halde iken diyor. Kimler öfkeliymiş? Haracna biz. Yani ben ve Ahmet mesela. Kimin neyin durumunu belirtmiş burada? Faillerin durumunu. Failin durumunu ifade etmiştir. Failin halidir. Sara el veledu ve ebuhu musra'ini. Musra'ini tesniyedir. Burada da yine failin halidir. Ve ona atfedilen ebu kelimesinin halidir. İkisinin durumunu belirtmiş. Hazara Ahmedu ilel amel maşiyen. Yine failin halidir. Yani Ahmet'in hali. Şeribe el müderrisu vel etfalu el halibe naran. Şeribe içti müderris ve etfal yani çocuklar. Ney el halib sütü. Harran sıcak iken, sıcak olduğu halde. Sıcak olan ne burada? El halib yani mef'ul. Mef'ulün halidir burada. Câet et talibâtu ilel külliyeti müsra'atin. Müsra'atin neyin hali? Yine failin halidir. Kısacası D şıkkındaki hal mef'ulün hali iken bunun dışındaki şıklardaki haller hep faillerin hali olarak gelmiştir. Böyle bir farklılık söz konusu.